zulme hüznü, İslamiyet sanmayın. Akşam haberlerindeki, gazete ya da internet sayfalarındaki zulüm haberlerine bakıp, insanın gözlerinin dolmasının, hüzünlenmesinin İslamiyet gibi gösterilmesi sizi kandırmasın. Elbette ki Müslümanın vicdanı harekete geçer. Ancak bu hüzün ve gözyaşı olarak değil, Allah için fikri mücadele azminin artması, aşkla, şevkle kişinin İslam için fikri çaba harcaması olarak tecelli etmelidir. Hem İslam dünyasının hem de tüm dünyadaki zulmün durması için yapılacak en acil iş kesinlikle Müslümanların bir an önce birlik olmasına vesile olmaktır. İslam'ın özünde birlik vardır. Allah Kur'an'da Enfal suresinin 73. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım, eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur şeklinde buyurmuştur. Yeryüzünde bozgunculuğun sona ermesi için iman edenlerin aralarındaki her türlü ayrılığı bir kenara bırakıp birbirleriyle dost olmaları, ittifak etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerekmektedir. Müslümanlar Allah'ın bu emrine uymakla sorumludurlar. Bu Allah'ın bizlere farz kıldığı bir hükümdür. Tüm İslam dünyasının bu birliği istemesi şarttır. Birlik istemeyen ayrılık istiyor demektir ve ayrılığın İslam dünyasına hiçbir faydası yoktur. Müslümanlar gücünü, kuvvetini birlik olmaktan alırlar. Unutulmamalıdır ki İslam dünyasının yaşadığı acıların hepsi başka dine ve kültüre sahip ülkelerden kaynaklanmamaktadır. Farklı etnik kökenler, farklı mezhepler, farklı kültürlerden Müslümanlar arasında da Kur'an ahlakına tamamen aykırı olarak çatışmalar yaşanmaktadır. Allah'ı bir, kitabı bir, dini bir, peygamberi bir olan ve Allah'ın emriyle kardeş olmaları gereken Müslümanların birbirleriyle çatışıyor olması hiç şüphesiz vicdanların kabul edebileceği bir durum değildir. Çünkü Kur'an'a göre müminlerin birlik olmaları farzdır. İslam ahlakının gereği her türlü ayrı görüşe ve farklılıklara rağmen Müslümanların birbirlerinin kardeşleri oldukları gerçeğinin unutulmamasıdır. Irkı, dili, vatanı, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştirler. Dolayısıyla İslam dünyası içinde farklılıklar ayrılık nedeni olarak değil, birer zenginlik olarak değerlendirilmelidir. Bunlar Müslümanların birbirleriyle çekişmesine, ana konulardan uzaklaştırıp acil ve önemli sorunlara tedbir almasını engelleyen çatışma ve ayrılık nedenlerine kesinlikle dönüşmemelidir. Bugün yarım asırdan uzun bir süredir bazı ülkelerdeki kardeşlerimiz çok zor şartlarda ya da zulüm altında yaşam mücadelesi vermektedirler. Bu kardeşlerimizin huzuru, refahı, demokrasiyi, özgürlüğü, daha rahat ve kaliteli yaşam talep etmeleri çok doğaldır. Ancak bekledikleri kurtuluş için sadece yönetimlerin değişmesi yeterli değildir. İslam dünyası güçlü bir birlik meydana getirdiğinde bu birliğin çatısı altında sadece Müslümanların değil hiçbir insanın zulme ve haksızlığa uğraması, hiçbir insanın vatandaşlarını ezmeye kalkması mümkün olmaz. Her devlet kendi bağımsız yapısını korur. Ancak tüm devletlerin bütün vatandaşlarının güvenliğinin, neşesinin, keyfinin, rahatının garantisi İttihat-ı İslam'ın varlığıyla olacaktır.